Kıskanç mısın sorusu geldi. Bu da benim için çok güzel bir soru. Çünkü gerçekten değilim. Hiçbir zaman olmadım ve bu benim başıma bela oldu. Olmamak. Niye? Nasıl bela oldu? Zamanında işte ya niye... Biraz insan biraz kıskanç olur. Ya ben niye kıskanayım ki yani? Hani, niye kıskanmıyorsun? Ya kıskançlık illa böyle bir hani aşk ilişkilerinden bahsetmiyorum. Yani böyle bir arkadaşlıkta da olabilir, müzikle de ilgili, işle de ilgili olabilir falan. Birisini işiyle ilgili gerçekten çok... o beni heyecanlandırır kıskançlık yerine. Ve ben onu paylaşırım genelde tanışırsam. Ya ben senin işini çok seviyorum ya falan derim. Hatta kıskançlıksa ben evet seni çok kıskandım ya falan ona diyebilirim yani. Hani kendime sakladığım, kendimi yiyip bitirdiğim duygu hakikaten hiç olmadı bugüne kadar benim. Bir de o yüzden... çirkinleştiriyor kıskançlık ya. Ya gerek yok bence çünkü o onunla ilgili bir şeydir. O sende ilham yaratıyordur belki. Yaratmıyorsa da yaratmaması gerekiyordur. O onun için başına gelmiş güzel bir şeydir. Kendi emekleriyle yaptığı bir şeydir. İlişkideyse de zaten eğer kıskandığın bir ilişki varsa belki de zaten çok güçlü bir ilişki değildir ve o ilişkide öyle olmaman gerekiyordur. Ben birazcık ilişkide oynuyorum. Sen mükemmel insanı mı oynuyorsun yok burada hocam. Bana? Bu yok, nedir canım? Ya kesin var ya burada beni rezil edecek sorular var. Daha gelmedi şanslıyım. Çok şanslıyım. Gelecek ben. Hemen geldi geldi çok güzel çok güzel. Dakik misin? Bekletir misin? Bekler misin? Ne kadar beklersin veya bekletirsin? Dakik olduğuma çok inanmak isterim. Bence asla değilim. Trafiği çok iyi hesapladığımı düşünürüm. Asla hesaplayamam. Özellikle okul zamanı servis çok bekletmişliğim vardır. Şu an da aynı şekilde değilim ya. Vallahi böyle bir öyle bir sorunum var. Yani sıkıntı şurada bence. Ben dakik olmadığımı kabul ettiğim an şu andır. Ben her zaman dakikim falan diye dakikim. Böyle bir Türkçe var mı? Dakikim. 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 Olduğumu kabul ettiğim anlar gerçekten hani yoktur. Çünkü böyle şeyimdir. Hayır ya ben çok düzenliyimdir işte ne bileyim takvimimde saat saatine bellidir ama navigasyona fazla güveniyorum ya öyle söyleyebilirim. Peki yani. Bir şey söyleyeceğim. Hazırlanman ne kadar sürüyor? Hazırlanmam hem çok kısa sürer. 5 dakikada hazırlanır ama sıkıntı o. Uzun sürseydi eğer o, atıyorum 1 saat hazırlanma sürem olsaydı herhangi bir yere giderken o benim için şey olurdu. Benim 1 saat hazırlanmam lazım. Hani hazırlardım kendim. Ama 5 dakikada hazırlandım bildiğim için biraz şey yapıyorum ya. Hallederiz ya falan diyorum. Biraz geç kalıyorum yani. Ya da çok erken geliyorum. O daha kötü mesela. Geliyorum böyle 2 saat İlk önce. İlk gelen sen olunca da kötü. O da kötü oluyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çok fena ya. 4 soru oldu. 5'ini çekiyorum. Çok hadi seversen bakalım. Bir tane daha çektireceğim. Tamam okey. büyüdüğünü ilk nasıl anladın? Ne hissettin? Bu herkese çıktı. Bu herkes çekti bunu ya. Güzel soru. Büyüdüğümü. İnsanlar bana abi demeye başlayınca galiba büyüdüğümü anladım. Bir can abi muhabbeti oldu. Ben büyüdüm. Galiba öyle bir şey oldu. Bir de tam yani büyüdüm ve bitti değil bence o ya. Devam ediyor ya biraz. O bir süreç tabii. Ya. Ama ilk böyle. Evet insanlar bana böyle sokaktaki bir işte bir park ederken birisi abi falan demeye başladı. Ha okey falan orada bir oldum yani. Üniversite sonrasında denk geliyor. Kitapla ilgili aslında. Sana evet. Abi dediklerinde sen büyüdün. Orada abi, ama evet. Boydan dolayı da abi diye bir abi falan gidiyor. Boydan evet şey çok oluyor mesela bir yer birisi toplantı yapıyoruz görüşüyoruz ya da bir kahve içiyoruz birisiyle. Korona öncesi zamanla böyle zamanlarımız oluyordu bir ara bir yerli kahve içiyorduk. İşte ben oturuyor oluyorum sonra 2 saat sonra bir ayağa bir kalkıyorum böyle falan bir durum oluyor. Bir tövbe estağfurullah bir durum oluyor yani. Ama işte ona da alıştım yapacak bir ama çok oynuyorum. Ama yani oynuyorum. 3 metre de değilsin şimdi. Bu değilim kadar ya değilim değilim. Bir şey değil biz bunun esprisini yaptık ama basketbol... gayet normal bir uzunluğundasın yani. Ben basketbol oynarken kısa boyluydum. Takımın en kısa boylusuydum yani. Hani mesela. O yüzden mesela oradan, buyur ama... işte. Aynen. 1.94 yani çok bir şey değil bence. Sevgilinle çok fark var mı? Sevgilim? Yok mu sevgilin? Vardır ya bu kadar tatlı bir çocuğun sevgilisi olmaz mı ya? Belki vardır, belki yoktur. Hiç bilmiyorum. Ben varmış olur. Gibi girdim. Sen varmış gibi söyle. Belki vardır, belki yoktur. Hiç bilmiyorum. Soru olsaydı güzel bir 50 lira kazanabiliriz. Ama artık arkadaşlar gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5 hepsi bitti. Bir tane daha çekeceğim. Tamam, ama soru olursa 50 lira ödeyebilirim belki. Hediye edilir mi? Evet. Hiç ettin mi? Ha bir... Evet. Ettim, tamam, yeni ettim. Yeni ettim. Hatta bir şu arkadaşımın bir hediyesini başka bir arkadaşımıza hediye ettim. Ama efendim? İtiraf ettin. İtiraf ettim. Aynen. Sana hediye, bana ilk hediye eden arkadaşıma da bunu itiraf ettiğim için bence sorun yok. Tamam. Bir de öyle içimden geldi o sırada o yüzden öyle olduğu için veriverdim. Bence bir mahsuru yok. Onun da bazıları diyor ya hediye edilir mi canım? Ama ben giymeyeceksem ya da kullanmayacaksam. Evet çok özel bir şey değilse. Senin çok böyle düşünerek evet. Falan. Aynen. Bence edilir ya edilir. Bence de.